هون چی دزانن کو ایرو دعوا خوبانه هه او دعوا ام گس دزانن کو دعوا دار زندنا گلی کرده دعوا دار زندنا سیاست دار گلی کرده جهر عالی ده دولت ترکیه او حکومت AKP و MHP دخوازن گلی کرد لکه داره گاوه کی دعوه جی لوه داره دنگی وی دخوازن کو قط بکن نها بسدان سیاست مداری مه با آوای کی به حقوقی و به حق ده هندر ده گرتینه بهم جوه داره بان دکن کو دم دست حوالی مه جی گرتیگه ها دخن او ار تجید آگه وی بساله اون دمشین ار تجید آجی راکن دست کردان ای آشتیانه کو دریجی ودکه دست کردان بگرن ار شانس کش بوی Eğer bugün demokrasi, adalet, hak ve hukuktan bahsediliyorsa, Kürt'ün varlığı, dili, kültürü kabul ediliyorsa, bunun temel kaynağı bu mücadele içerisinde verilen bunca bedel mücadelenin haklılığıdır. 2016 yılında basında ve kamuoyunda Kobani Kumpas davası olarak bilinen operasyonlarla HDP'nin eş başkanları ve MYK üyeleri de aralarında olduğu onlarca siyasetçi tutuklanmıştır. Kobani Kumpas davasına dayanak gösterilen 6-8 Ekim 2014 tarihinde Kürt kentleri başta olmak üzere Türkiye metropollerinde gerçekleştirilen gösterilerde yaşanan olaylardır. Bu dava Kürt siyasal hareketi ve demokrasi güçlerine kurulmuş ilk kumpas olmadığı gibi ne zaman ki Kürt siyasal hareketi ve demokratik mücadele güçleri büyük alternatif bir yol olma iddiasını güçlendirmiş ve bunun örgütlüğünü kurmuşsa aynı iktidar ve siyasallaştırdığı hukuk sistemi böyle operasyonlara başvurmuştur. Bizim yaptığımız demokratik siyasetle yargılamaya çalışan bu hukuksuz, kanunsuz sistem arkasına dönüp bir baksın. Nasıl ki daha önceki operasyonlar, kumpaslar, davalar haklı iş mücadelemizi geriletmedi. Aksine mücadele ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Bundan sonra da böylesi kumpaslar mücadelemizde bir adım daha geri adım attırmayacaktır. Burada Kobani Kumpas davasında tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Direnişiniz bizim için çok anlamlıdır. Bize devrettiğiniz bayrağı sürekli dalgalanacağınızı bilmenizi istiyoruz. Çünkü haklıyız, çünkü kazanacağız. Suriye rejimini devirmek için herkesle işbirliği yapan elleriyle bir canavarı açığa çıkarmış bu ilkesiz, izansız katil sürüsü Musul'dan Şengal'e, Efrit'ten Kamuşlu'ya bir soykırım ve cinayet girişimine devam etmiştir. Başta Kürt halkı olmak üzere bölgede yaşayan Müslümanlara, Ezidilere, Ermenilere, Türkmenlere, Araplara ve diğer tüm halklara saldıran bu vahşet, Orta Doğu'da şiddet ve terörün nasıl finanse edildiğini ve gerçek anlamda neler olduğunu tüm dünya halklarına göstermiştir. Tüm bu vahşetle Kobani'de işgal ve talan etmek isteyen bu zihniyete karşı başta Kürt halkı olmak üzere bölge ve dünya halkları teyakkuza kalkmış, büyük bedeller vererek bu işgal ve karanlık operasyonu engellemiştir. Bu dava her yönüyle hukuk dışı siyasi bir davadır. Milletvekillerimiz, parti üyelerimiz toplumsal barış çağrısı yapmıştır. Bugün de biz bu çağrıyı yeniliyoruz. Kürt meselesinde onurlu bir barışın sağlanması, Türkiye'de ve Orta Doğu'da Kürt meselesinin çözümü evrensel hukuk ilkeleriyle, demokratik bir müzakere ile ve çözümün muhataplarına saygı ile mümkündür. Kobani davasında haksız, hukuksuz kararların çıkması çözümsüzlükte ısrar etmek olacaktır. Türkiye halkları geçen yüzyılı bu çözümsüzlükle kaybetmiştir. Değerli halkımız, sonuç olarak Kobani Kumpas davası Türkiye hukuki tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hukuka deli gömleği olarak giydirilmek istenen bu yaklaşım derhal son bulmalıdır. Bugün karar vermesi beklenen Kobani Mahkemesi'ni hukuka ve evrensel hukuk ilkelerine uymaya davet ediyoruz.